Haydar Berk amca, nasılsın, iyi misin? İyiyim elhamdülillah yavrum, sen nasılsın? Sağ ol, ben deyim. Ver poşetleri taşıyayım ya, yardım edeyim sana. Ya hiç gerek yok. Olur mu ya öyle şey ya, gel gel. Ne yapıyorsun, okuyordun? Nemsin kaçın? Senin okuldayım ben ya, işte son sene. Gülüyoruz inşallah. Hadi hayırlısı inşallah. Evlat geldik, benim ev burası. Gel istersen şurada 2 dakika oturalım. Muhabbet edelim. Hem hava da güzel. Bu aralar da biraz yalnızım. Olur olur Haydar Berk amca, olur geçelim hadi. Gel. Ya Haydar Berk amca, yalnızlıktan şikayet ediyorsun da biz ne yapalım o zaman? Bak sen ne güzel camiye gidiyorsun, cemaatle namazını kılıyorsun, güzel bir ortamın var. Ya doğru diyor oğlum da, seni camide cumada göremiyorum, hayırdır? Bizden geçti be Haydar Berk amca. O kadar günah saplanmışız ki Allah'ın karşısına çıkacak yüzümüz yok. Hem sen bizim gibi değilsindir, gençliğini günahlarla harcamamışsındır. Baksana yüzündeki nura. Haydar Berk amca, daldın ya. Öyle deme oğlum. Benim de geçmişte yaptığım hatalar oldu. Lakin Allah tövbe etmeyi nasip etti de biz tövbe ettik. Bak sen daha gençsin. Tövbe et. Günahlarından sadece sana kalan birkaç tane kötü hatıra olacak. Benden sana demesin. Daha genciz be Haydar Berk amca. Dur bakalım, önümüzde daha çok yıl var. Ederiz tövbe. Hem biraz gençliğimin tadını çıkarayım. Arkadaşlar beni bekliyor. Ben kalksam iyi olacak. Tamam gülüm. Allah senden razı olsun. Sağ olasın. Güzel muhabbet oldu, şükür. Kendine iyi bak hadi Haydar Berk amca. Görüşürüz. Görüşürüz. Ölüm, genç ihtiyar dinlemiyor. Ecel ansızın geldiğinde eyvah diyeceğin o kadar hata var ki hayatında. Sürekli düzeltmeyi erteliyorsun. Hep yarın diyorsun. Belki daha gencim. Ne olacak? İleride tövbe ederim diyorsun. Sonsuz hayatını mahveden günahları ne zaman terk edeceksin? Unutma, bir gün artık çok geç olabilir.